Tutturanlar Kulübü'nü özel ilk kuponunda 150 TL hediye. Yorumlardaki linkten üye ol, ilk kuponunda 150 TL'ye kadar bonus kazan. Tuttur, en kral sensin. Malatya yani tek avantajı Trabzonspor'un Malatya Sporu olması. Ben hı hı. bir farklı skorla Trabzonspor'un kazanacağını düşünüyorum. Çok da güzel oran var. 1.61 çıkmış. Ben de Trabzonspor'un net bir galibiyet almış. Yani Malatya olmasaydı çok zorlanırlardı. Ama Malatya şey, bırakmış bir takım. Sadece oynatmama değil biliyorsun abi 8 Ocağı kadar da duyurmak da yasak. Mesela dün beraber iki kulüp anlaştığı için duyuruldu Edirme Yoksa duyurmak da yasak. Bunu da söyleyelim. 8 Ocak Cumartesi günü. Ba ben, anlamadım. Niye böyle ya anlamıyorum. Ya yani bir kişi de ee, çıkıp niye demedi mi acaba yani? Demişlerdir de ben, ben de bilmiyorum ki abi. Ya babalar niye böyle oluyor? Bak biz madem işte ayın 6'sında 7'sinde ligi başlatıyoruz. Efendime söyleyeyim işte 10 Ocak 8-9-10 haftası maç var. Yani niye de o hafta oynatamıyoruz bir oyuncuları falan demiyor kimse. İlginç yani. Çok ilginç. Yani. Trabzonspor'un Trabzonspor e, Kaan Ayhan'ı da bitirirse Bence önemli, bir, önemli bir önemli bir kadrosu olmuş olur. Canini'nin durumuna bağlı olarak yani Kovasi de gelirse Kovasi solda Mv Kama ile değişikli işte sağda Canini. Visca gibi düşün. Önde Cornelius o yokken yine Canini. Hı hı. Efendim e, Bakasetas Hamşik e, Siopis. Siyopis Berat hı hı. Dorukan Abdül, Abdülkadir Ömür orta alan oyuncu üçlüsü gibi düşün. E, Solbek, sol bek idare ederler Kaan Ayhan gelirse. Kan e, Kaan Vitor Densfil Zaman zaman Hüseyin Türkmen stoper el götürür. Hı -hı. Sağ bekte Serkan var, Bruno Perez var. Doğru kan, Doğru, Doğru kan var falan. Yani bence sol beksiz de geçebilirler eğer şey olursa. Alacaklar belki. Alacak yani Vişka artı Kaan Ayhan'la. Kuasi'yi zaten aldılar biliyorsun. Hı. Vişka artı Kaan Ayhan'la ben transfer döneminin kapatılabileceğini düşünüyorum. Canin'in durumuna bağlı olarak. yani Canini 3 ay yoksa mesela. O zaman bir tane de öyle bir oyuncu lazım. Gaziantep Futbol Kulübü Fatih Karagümrük Süper Lig'de ikinci devrenin ilk haftasının cumartesi şu anın ilk maçı. Gaziantep Futbol Kulübü yükselişe geçti Erol Hoca ile son haftalarda ama bir ara girdi. Çok büyük bir ara değildi. Fatih Karagümrük de aynı şekilde Volkan Demirel ile iyi başladı. Nasıl bir maç bekliyorsun abi? Karagümrük oyuncu satma derdinde biraz. Evet. Biraz kadro boşaltma görün, görüntüsündeler. Bertolacci gibi çok önemli bir oyuncuyu bence kaybettiler. Ben Karagümrük'ün ligin ikinci yarısında zorlanacağını düşünüyorum. Ee, bir kere kadrosu zaten çok böyle süper bir kadro değil. Çok kalabalık ama herkesi kullanılabileceğin kadro değil. Bir kere sene başı itibariyle düşündüğün Mehdi Benatia yok artık. Onu bırak. Sene Bertolacci en önemli oyuncularından birisi yok. Borini daha yeni geliyor. Bilgi artık yok yani. Artık bu sene sonu tamam ona. E, Stoper'de Lucas Sen çok güvenilir bir oyuncu değil. E, Sağbekin gitti galiba. Salih Dursun da oynadı son maçı. Edenstadt gitti. Ha. E, şimdi orada bir oyuncu düşüneceksin. E, Zukanovic Solbek gibi kullanıyorsun. Orada yok. Orta alanda Adnan var. Efendim Efe Tatlı var. Ee, filan diyorsun. Jimmy Durmaz var ama hani hiçbirisi de böyle seni alıp bir yere bir yere taşıyacak oyuncu değil. Ön taraftaki oyuncular iyi işte. Karamoah, Pesic evet. ve Ahmet Musa. Ama Pesic'i de verirler mi vermezler mi bilmiyorum. Ben zorlanacaklarını düşünüyorum. Maçta Deplasman'da Volkan Demirel kaybetmek istemeyecektir. Erol Bulut da kaybetmek istemeyecektir. O yüzden bu maçı alt ve kazanırsa Antep kazanır diyorum. Devam edelim Alanya Spor. Başakşehir'le karşı karşıya gelecek. Alanya Spor'da da, da França Hocası Faryol var. oldu. Ee, Fariol'in oyununu biliyoruz. Alanya Spor'u bu sene çok anlayamadım. Bir kere Bülent Hoca neye gitmiş sen biliyor musun? Biliyorum. Neden? Yani şimdi şöyle ben Bülent Hoca gitmeden 15 gün önce Faryol'ün Alanya'ya gideceğini duymuştum. Zaten grupta da e, seninle konuşmuştum. Evet. Yazmıştım onu. Ben bundan sebep gittiğini düşünüyorum. Çünkü başarılı sayılabilecek bir antrenörüm vardı o dönem için. Orada bence bir anlaşmazlık oldu ve Bülent Hoca'da... Neden da, ama anlaşmazlığın sebebi ne? Biliyorum ama söyleyemem diyorsun. Hoca varken hoca bakıyorsun. Ha, Daha büyük tamam. anlaşmazlık mı olur abi? Ee, Çağdaş Atan'la bir oyun kurulmuştu. Evet. Çağdaş Atan'ın arkasındaki zihin Farioli ve o İtalyan hocaydı. Herkes o iki hocayı söylüyordu. Ee, yani Çağdaş'ın başarılı olmasının sebebi bu iki İtalyan diyorlardı. Parioli İtalyan... ile şey işte konuşmasını yapan var ya konuşmalarını yapan. Anladım anladım ismi gelmedi şu an hatta. Ondan sonra Karagümrük'te de hani basın toplantılarına o katılıyordu. Uh -huh. O iki İtalyan diyorlardı. Ya e Çağdaş Hoca gitti bambaşka bir sınıfta bir hoca olan. Bülent Hoca geldi. Bülent Hoca da 3 üç büyüklerin üçünde yendi. Trabzon'da da deplasmanda berabere kaldı. Ama oynaması gerektiğin maçlarda oynayamadı. Herhalde ondan olsa gerek. Gene o biz eski sisteme dönelim diye düşündüler. Ee, oynadığını biliyoruz. Oyuncuların bir kısmı bu oyuna yatkın yatkın ve biliyorlar. Bakalım ne yapacak. Ama Farioli'nin de hep en büyük problemi e, tek bir sistemi olması ve tıpkı Vitor Pereira gibi kendi fikrine aşık olması. Hı -hı. Dolayısıyla Alanya Spor'da ne yapar bilmiyorum. Rakip kimdi? Başakşehir. Başakşehir de öyle bir takım. E, pas sayısında rekor kırılır pozisyon sayısında çok az pozisyona girilir diye düşünüyorum. Ee, Vişka'nın kaybı mühim. Çok net 0-0 maçı. Çok net 0-0. Enteresan tamam. Ben de karşılıklı gol var diyorum ya. Yani. Bir hareket olur. İyi bir santrafor alacaklar. Serie A'dan bir santrafor bakıyor Alanya. Sağ soladan falan alıyor. Onlar, onlar, onlar oralarla araları iyi. Hı hı. Ama ben hmm, Farioli'nin birazcık fikirlerini değiştirmesi gerektiğini, bazı, bazen kırması gerektiğini düşünüyorum. En temel eksikliğinin ne olduğunu düşünüyorum. Bence 0-0 biter. Yani Başakşehir'de Vişka'yı çok arar. Onlar da bir oyuncu bakıyorlar. iyi bir oyuncu. Bakalım gelecek mi? Gelişmeler olur ilerleyen günlerde. Vole uygulamasında duyururuz. Diyelim Kasımpaşa Hatay maçına geçelim. Bence Hatay direkt favori burada. Kasımpaşa hoca da yok değil mi? Hoca bir evet. hoca yok. Ama şey teknik heyeti ee... büyütüyorlar. O alt taraftan gelen hocanın yanına Serdar Kulbilge'yi transfer ettiler teknik heyetine. Yani devam Serkan, edin... Serkan götürecek daha çok. Serkan ve götürecek herhalde. Ee, bence de Hatay, Fos, Hatay Spor'u kazanır. Hatay Spor kazanır. Çok üstünde durmadan hemen o zaman Galatasaray Giresun Spor maçına geçelim. Müzik Tuturanlar kulübüne özel ilk kuponunda 150 TL hediye. Yorumlardaki linkten üye ol, ilk kuponunda 150 TL'ye kadar bonus kazan. Tuttur, en kral sensin.